Şey, Nasıl tepsini getireceğim. Eline karışırım? sağlık. Karışırım Yapma hocam, tabii. tepsiyi getireceğim. Sen Olur bana mu? diyorsun ki seni kocan bıraktı gitti. Beni kocan bırakmadı. Ben Bıraktı onu dedin. bıraktım. Bıraktı demedin mi? Bak Kaçtı onu gitti nasıl dedin. duydun? Gitti gelmedi dedim. Evet, onu nasıl Peki duydun niye sen? Gitti gelmiyor peki? Bak onu duymuş ha. Bak gelini ne dedi size? Konu Gelini size ne dedi? Bizi yalancılıkla suçluyor. Ne dedi gelini size? Onu nasıl duymadı da bunu nasıl duydu? Evet. Sırf eleştirmek için eleştirme canım benim. Sanki kayınvaliden Fatma Hanım ha. Keşke kayınvalidem o olsaymış. Ben de sana baktım hatta bir tepki göstermişti. Diyorum yani hiç bizi dinlemiyordu ki hiç. Ama herhalde bugünlük dedi yani böyle savunan bu şekilde. İlla ki bugünlük dedi ama diyemez. Benim gelinim öyle bir kelime kullanmadı. Evet hadi. Yani ne tarafı diyemez. Senin gelin derse ne olur? Hiç konuşma daha iyi. Bir gün fazla açıldın sen. Konuşmuyor da şikayet Ne güzel sessiz idi kız. Bana taklıyor onun için öyle söylüyor. Dünkü hali daha taktı mı iyiydi? Bana. Ama dün bizi gerçekten çok üzdün Şükrü Hanım. Bize dün daha sessizdi. O yavrum, tamam işte bugün konuşuyor bu sefer ne konuşuyorsun diyorlar. Üzüldüm. Savunamadın o çocuğu. Evet. Ben gerçekten dün çok üzüldüm. Sen dün neredeydin? Buradaydım. Niye konuşmadın dün? Hiç mi konuşmadın? İnan ki konuşmadın ya. Bak ben defalarca, herkes şahit, defalarca sizin neredesiniz diye sordum. Şükrü Hanım hatta ben bir ara dedim ki ya bir ağlamaklı oldunuz. Ben dedim mi? Çok mu üstüne gittik Yok, artık yani. Mı? Ben bana öyle geldi. Kız bu yani... ağlamaz kız. Öyle mi? Niye? Yok canım. Diyorsun. Şimdi sıcak suya oturtturacağım biraz. Biraz dolapta donduğu için. Evet şimdi pannakotta gelecek. Pannakotta. Sever misin Fatma Hanım pannakotta? Tatlı mıdır nedir o vallahi bilmem. Hiç duymadım. Aynı onu siz yediniz. İlk defa tadacağım. Remziye Hanım. Bence isim olarak biliyorum ama tadına hiç bakmadım. Tamam bir iki yaşayacağız hep beraber olabilir. Evet, olabilir. Güzel bir tatlıdır. Evet. Sen yedin mi Şükrü Hanım sen de pannakotta yemedin mi? Ben ilk defa duyuyorum ismini. Tamam. Evet şimdi i̇lk hep beraber duyduk, yiyeceğiz. Evet. Güzel bir tatlı. İtalyan tatlısı. Bakalım. Dolapta çok iyi donması lazım. Gene İtalya'ya mı gittik? Şimdi de İtalya'ya gittik. Ya yedikten Haydi bakalım şimdi İtalya'ya gidelim. Et ağrı olduğu için biraz tatlıyı Macar hafif tuttuk. Bulaştı. Şimdi de İtalya evet. Tatlı. Macaristan'dan İtalya. Bugün Yunanistan. İtalya. Bugün uluslararası. Ne güzel çalıştık. Bak her yerin lezzet güzel, şeyine değişik, bakıyoruz. Bak değişik. Alışık, yani alışmış olduğumuz şu şeylerden Ama çıkalım. Ama Aynur Hanım dün sen şimdi 7 verdin. Keşke 6 verseydin deyip hani şimdi kalkıp da güzel beğendiğin masada da vermemezlik etme. Daha 8'in var, 9'un var, 10'un var, 6'ın var. Değil mi? Bunları da göz önünde bulundurum. Daha yarışacak çok gelinimiz var. Haksızlık olmasın diğer gelinimize. Evet, güzel haksızlık olmasın. Tabii. Ya güzel yapılanlara verilsin. Evet, evet. Şimdi ben... Hani dün 7'den pişman ya sonra geri vites yapıyorlar. Öyle yüksek başlayan kayınvalideler sonra giderek düşürüyorlar puanları. Üzülüyoruz o zaman. Ya yazık gelinlere yazık. Benim servisime geç diyordunuz. Hani gelin nerede kaldı? Daha şimdi gitti. Yok, gelin gitmedi mi? 5 dakika olmadı ya. Kaç dakika oldu? Yok, vallahi 5 dakika olmadı ya. 3 dakika olmuştu. Beni daha bismillah bir bekle kız. Ya 3,5 dakika Allah olmuş Allah. Ya. 10 dakika nerede? 3,5 dakika sen nerede? Sen 2-10 dakika sonra geldi. Fatma Hanım sen gelinin avukatı mısın acaba? Ama ben haksızlığa gelemiyorum canımın için. Doğrulara doğrula. Ona bakarsan ben de gelemem olmadı. Bir bekle. Niye o zaman dün konuşmadın gelini savunmadın? Ama daha 3,5 dakika oldu. Hadi şimdi bekle 4 canım. Olsun. Gelir. Anlaşıldı 10 vereceğim. Anlamadım. Gelini çok savunuyorsun. Gelini anlaşıldı 10 vereceksin sen. 10 puan verirsin. Kendi geline puan veremeyecek bugünkü, ki o. O kendi gelinine nasıl Hayır, puan bugünkü versin? Bugünkü geline diyorum. Ben onu niye savunayım ya? Yaptığını diyelim ki güzel yapmış. Kayınvalidesi var burada savunayım. Ama ben tamam zaten da söylüyorum ben, susmuyorum ki. Yorumumu yapıyorum zaten. Ben hiç susmuyorum bak. O zaten sana Yok, cevap veriyor. Yok Fatma Hanım kadar sesini çıkmadı. Ben duymadım. Allah Fatma Allah. Konuşuyor. Senin dedi avukatı mısın? Ben avukatı değilim ama haksızlığa da gelemem. Savunurum. Kendi gelinim olmasa da hakkı yeğilirse derim. Bu gelinin hakkını yediniz derim. Fatma Hanım gelini savundu derken... Yani beğendiğini çok söyledi. Zaten bugünkü gelin hanımın kayınvalidesi yeterince savundu. Beğendim bugün. Fatma Hanım'ın avukatlığına gerek yoktu zaten. Kayınvalide çok güzel bir şekilde savundu gelinini. Sen aşkını mı özledin? Benim aşkım çocuklarım. Öyle mi? Evet. Aa eşiniz duymasın. Duysun biliyor ki. Nasıl yani? Ben 40 yıllık evliyim. Eşim var. Maşallah. Gelinle ortak aynı zamanda kuaförde evet, çalışıyor. Öyle yani mi? Çok güzel. Şimdi i̇şte, benim tek çocuğum var. İkinci çocuğum kızım oldu. Kaç dakika oldu bu arada?
8 dakika mı? Süslemesi şusu sence. Süsleme yapmış ama çok güzel görünüyor. Bak öyle panna cotta'yı lap diye çıkartıp da getirmemiş. Yani bakın bu çileği efendim, işte meyve şeyi ay. Sunum çok güzel, çok şık. Çok gerçekten şık, söylüyorum mi? Çok şık sunum. Resmen kalıpların azizliğine uğradım şu an. Kalıplarla uğraşıyorum. Ve denedim de yani. Ben hep söylüyorum ya ne kadar önemli. Yani gerçi bu hayatta da önemli. Evet. Tabii ki evimizde kendimize öyle yapmıyoruz da. Bu bir şimdi televizyon programı. Evde bile mesela vakit varsa bir maydanoz koyarsınız üstüne bir şeydir. Bir ufak bir dokunuş çok şeyi değiştirir. Özellikle bu hayatın her tarafında. Çünkü hele bizim programımızda mesela güzel yemek yapıyorlar. Evet. Fakat biraz da sunum. Sunum yani böyle çok önemli gerçekten. Koyunca içecek karman çorman. Bakın vakit aynı vakit. Mutfak aynı mutfak. Alet edevat aynı alet edevat. Her şey eşit şartlarda ama demek ki yapıldığı zaman yapılabiliyor. Hani gelinler bazen diyor ki vakit yetmedi onunla mı uğraşacağım? Hayır. Bakın mesela yapmış hem 11 çeşit yemek yetiştirmiş hem de bütün yemeklerin sunumu çok güzel. O çok da büyük vakitler yani fazla geniş vakitlerde evet, beklemedik servisleri de. Yani ben 25 dakika önce bitirdim. Mutfağımı topladım, masamı hazırladım ve seyrederken de göreceklerdir. Masamı eldivenle hazırladım. Yani tabaklara hiçbir şekilde elimi sürmedim. Bardaklara dahi elimi sürmedim. Hiçbir şeyde taşıkta, bardakta parmak izim dahi yoktur. Ne şimdi güzel. Tatlımı hazırlarken bile meyvelerimi bile eldivenle aldım gördüğünüz üzere. Bravo. Eline sağlık. Afiyet olsun. İnşallah beğenirseniz. Ne güzel. Seyircilerimiz de evet. Çok güzel tepkiler veriyor öyle olduğu zaman. Evet. Bu çok önemli. Özellikle hijyen zaten hep önemli ama bu dönemde daha da önemli. Dikkat etmek lazım. Evet buyurun tatlılarla ilgili tatlı konuşalım. Buyurun Fatma Hanım. Bravo. Çıkarken reçetesini alacağım. Vay. Tamam. Süper. Güzel. Afiyet ellerine olsun. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Beğendiğinizi valla utanmasam Zuhal Hanım. Yemek utanır mı? Buyursunlar. Ye çok lütfen. Lezzetli olur. Sen çok ye masaya çıkar ye Fatma Hanım. Afiyet olsun. Evet, afiyet olsun. Değerli konuşalım. Buyurun Şükrü Hanım. Evet. Sunumunu beğendim. Ooo süper. Tatlıyı beğendim. Beğendim. Güzel. Çok güzel. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Beğendim. Hele şükür. Hele şükür. Ne oldu bak Aynur Hanım yiyor ha hayırdır. Ben de yiyeyim. Ama çok hafif güzel bir tatlı. Nasıl? Güzel. Allah sağlık olsun. Afiyet olsun. Yiyin bu arada tabii çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yani gayet güzel olmuş. Panna cotta değil mi? Çok güzel. Şu üzerindeki yıldız nasıl yaptın? Kalıpta yıldız var. Ha kalıbın yıldızıydı. Onu aradı özellikle buldu. Dedim ki buldu. Üstüne o küçük şeyler var ya kalıpta. Yok, onu mu şey yaptı batırdı acaba? Kalıbın üzerinde yıldız var. Ha, küçük böyle kalıplar var ya şekilli. Acaba dedim bu da ondan aynı şekilde küçük bir kalıp ama başka kalıba takılıyor. Ha aparat. Çevirince. Anladım çünkü evet. Öyle şey büyük kalıp evet. Yok ya. Yok. Evet evet. Kız ne yapıyorsun? İyi demiş. İyi yapmışsın. Kız ne takınız lütfen siz de. Normalde Zuhal Hanım bu... Bak bitirdi Fatma. Havuç... Pertesini süzüp de kremanın içerisine karıştırıp kremayı böyle lila rengi de yapabiliyorum ama... Ben öyle normal... yapacağım. İçine koyacaksın zaten. Yok. Panna cotta'nın orijinali beyaz olduğu için hani orijinalliğini bozmak istemedim. Sadece havucun da bir tatlıda olabileceğini... Bravo. Çok iyi nokta. Evet. Ben hep diyorum ki mesela yemeğe yorumunuzu katabilirsiniz ama aslını bozmadan. Ya önemli olan o. Tabii. Evet. Ben güzel. Biraz panna cottası sosu. Evet. Yani saç kavurma veyahut normal kavurma yaparken bunun içine... Mesela değil mi fahita gibi bir jülyen sebze koyamazsın. Olmaz. Yani Zuhal Hanım taze soğan bile koyuyorum ben etlerin içerisine. Yani onun için çok aslında riayet etmek lazım. Remzi Hanım'dan da bir alalım yorum. Nasıl beğendiniz mi? Puanlara beğendim onu beğendim. Peki buyurun açık oylamadayız efendim. Şimdi yemeklerim çok güzel oldu. Ben en az 7-8... En az yani vereceklerse de 6 vereceklerine inanıyorum. Çünkü gerçekten hepsinin tadı çok güzel ve gördüğünüz gibi 11 çeşit 11'inde hepsini de yetiştirdim. Yanmadan, dibi tutmadan, tatsız tuzsuz olmadan yetiştirdim ve hepsini de çok beğendiler. Sadece dünkü kayınvalide tuzsuz olduğunu söyledi ama yemeklerim tuzsuz değildi. Aslında hepsinin tadı tuzu gayet güzeldi. Öbür kayınvalideler çok beğendiler. Şimdi dünkü kayınvalide... Yüksek puanları aldığı için tabii ilk günden. O da günlü oynuyor. İnşallah hakkımı yemez. İnşallah onun da adaletli olduğuna inanıyorum. 3-4 verirse asla kabul etmeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.